İşte Analiz programı olarak İstanbul'da Ersoy Hastanesi'ne konuk olduk ve yanımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Bülent Çakmak Bey var. Bülent Bey, laparoskopi nedir? Laparoskopi karın içerisinin gözetlenmesi anlamına gelmektedir. Bu optik sistem aracıyla yapılmaktadır. Göbekten bir tane optik sistemle yani kamerayla karın içerisine girilerek karın içerisi organlarının gözetlenmesi. Bu genel anlamda laparoskopinin tanımıdır. Jinekoloji yani kadın hastalıklarında laparoskopi ise yine aynı sistem yardımıyla yani göbekten bir optik sistem yani kamerayla karın içerisine girilip karın içerisindeki genital sistemlerin yani rahim, yumurtalık, tüpler ve o bölgeye ait periton dediğimiz karın zarının gözetlenmesi anlamına gelmektedir. Burada sadece gözetlemek yani bakmak anlamında değil, hem bakıp görmek, tanı koyma anlamında hem de olan patolojileri gidermek yani tedavi anlamında da jinekolojik laparoskopi uygulanmaktadır. Jinekolojide laparoskopi hangi amaçla kullanılmaktadır? Jinekolojide laparoskopi iki amaçla kullanılmakta. Birincisi tanı, ikincisi de tedavi amacıyla. Tanı dediğimiz tanı amacıyla kullanma iki tane genellikle durumda kullanmaktayız. Bir tanesi açıklanamayan infertilite dediğimiz yani kısırlık dediğimiz durumlarda gerek kan tahlilleri gerekse görüntüleme yöntemleri yani ultrason vesaireyle tanısını koyamadığımız, bilemediğimiz nedenleri araştırmak için kullanabiliriz. İkinci tanı amacıyla kullanım yerimiz ise geçmeyen ve tanısı başka yöntemlerle konulamayan uzun süren pelvik ağrı dediğimiz yani kronik pelvik ağrının tanısını kullanmaktayız. İkinci kullanım amacı ise tedavi amacıyla yani cerrahi amacıyla kullanmaktayız. Cerrahide de günümüzde yapılan hemen hemen tüm açık cerrahi ameliyatların tümünü laparoskopik olarak yapabilmekteyiz. Örnek vermek gerekirse miyom. Miyom gerek miyomun alınması gerekse büyük miyomlarda yani fazla miyom olan durumlarda rahmin alınmasında açık cerrahi yanında laparoskopi rahatlıkla kullanılmakta. Bunun yanı sıra yumurtalık hastalıklarında mesela yumurtalık kisti olması durumunda kistin alınması ya da yumurtalığın tamamen alınması laparoskopik yöntemle mümkün. Tüp hastalıklarında mesela dış gebelik olabilir veyahut da tüp tıkanıklığı olabilir veyahut da tüplerin bağlanmasını isteyen hastalarda laparoskopik olarak bu ameliyatların tümü yapılabilmekte. Bunun dışında kanserlerde örneğin rahim kanseri, rahim ağzı kanserinin tedavisi yani cerrahi tedavisi laparoskopik olarak yapılabilmekte. Bir diğer tedavide kullanım alanı ise rahim sarkması veyahut da idrar torbası sarkması gibi ameliyatlarında cerrahisinde laparoskopik olarak yapmaktayız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.